Merhaba, hoş geldiniz. Evet, Affetmenin Politikası isimli derlememizi konuşacağız yazarlarımızla. Ben önce biraz niye bu böyle bir kitap fikri nereden çıktı? Mutlaka okuyanlarınız vardır ön sözü ama yine de ne kadar tekrar etsek konuşsak az diye düşündüğüm için aslında. Evet, bu girişte de söylediğim Işıl Çoklar'ın doktora tezi aslında çok ilginç bir şey var orada. Tamamen bir şey, bir algı bozukluğu mu demek lazım? Ön sözü yazdıktan sonra, yani kitap yayınlandıktan sonra Işıl İtalya'da yaşıyor. Bana mail attı ve hocam acaba bir yanlışlık mı var dedi. Biz aynı jürideydik. Aslında benim doktora tezim değildi ama ben onur duydum tabii böyle yazmanıza. Ben hiç şeyi hatırlamıyorum. Hangi jürideydim, hangi doktora teziydi ama o kadar uzun uzun Işıl Çoklar'la o gün doktora tezi üzerine konuştuk ki saatler sürdü. Ve benim tamamen kafamda onun doktora jürisindeymişim gibi bir şey kaldı. Kalmış daha doğrusu. Ve bu affetmek mümkün mü, bağışlamak, özür filan kafamın içerisinde ondan sonra, yani şöyle diyeyim, 2014'ün sonu, 2015'ten beri gidip geliyordu üzerine düşündüğüm ve işte İlkay Özgür Alpli ile zaten birlikte çalışıyoruz ve pek çok şeyi birlikte yaşadık tabii o dönemde, yani yan yanaydık. Hep onunla konuşmaya başladım. Sonrasında Duvar Dergisi'ni birlikte çıkardığımız Ali Çakmak'la konuşmaya başladık. Sonra Sevilay Çelenk'le filan. Bu ağ benim açımdan genişledi. Yani herkes bir şey ve bir sürü şey, evet, Murat'ı kaybettik, Murat Mutgül'ü kaybettik. Suruç katliamı, Ankara, Cizre bodrumları filan bir şeyin içerisine girdik zaten. Bir kayıp aslında, kendimizi kaybettik karanlık içerisinde. Hatice'yi, evet, Hatice Ezgi Sabet'i de kaybettim ve vazgeçtim. Yani bu düşün, böyle bir kitap, yani böyle bir şey yazılamaz, bunun üzerine hiçbir şey denemez. Son derece KYK süreçleri başladı zaten bir süre sonra, bildiğiniz gibi hapisler oydu buydu. Hiçbir manası yok. Ka gelmeye başladım. Sonra biraz kafam açılmaya başladıktan sonra belki de yapılabilir mi diye düşünüp böyle bir şeye giriştik hep birlikte. Öyle demek lazım. Şimdi uzun uzun ben ön sözü dediğim gibi okurum ya da işte bunun üzerine biraz konuşuruz diye düşünüyordum ama yapmayacağım çünkü süremiz de çok fazla değil. Şimdi en son bu yani birkaç kavram daha aslında şeyin de, Sarı Ahmet'in de kullan ya da üzerine düşündüğü meseleler, kavramlar. Bir tanesi rahatlık meselesi. Çok çoğu zaman bu sözcük şifreli bir sözcük. Nedir rahatlık? Yani bir konfor alanı yaratıyorsun tabii kendine ama asıl umursamama hakkı. Vicdan azabı çekmeme hakkı. Yaşanan acı olayların kendisine hatırlatılmamasını talep etme hakkı, öbürlerinin ihtiyaç veya haklarının hiçe sayıldığı bir düzende,
çıkarlarını kimseye kaptırmamaya kararlı bir biz olarak yaşamaya devam edebilme hakkı. Rahat. Bir başkası, yani bu hep şeyler tabii, bütün bu sorumluluk meselesi Arendt'ten yola çıkarak, irade, Butler, birlikte nasıl yaşayabiliriz meselesi üzerine düşünürken aslında bir yandan da işte başka yerlere de yolumuz çıkıyor gibi bunlar. Aynalama meselesi bir başkası. Başkalarının eylem ve duygularıyla bağ kurmak için zihnimizde onların davranışlarını tekrar canlandırmamız anlamına geliyor. Bazen aynalama yapmadığımız da oluyor. O zaman diğer insanla aramızda bir bağ oluşmuyor. Aynalama duygusal olduğu kadar bilişsel de bir süreç. İçgüdüsel olabileceği gibi tekrarlaya tekrarlaya öğrendiğimiz bir süreçle de deneyimleyebiliriz aynalama faaliyetini. Ya da boş verir, kimseyle bağ filan kurmakla uğraşmayız. Bunlar Rebecca Solnit aslında. Okuyanların tahmin edebileceği gibi. Şimdi başka bir alıntı daha. Bu da en son okuduğum, çok sevdiğim ve ön sözde de atıfta bulunduğum Ethel Adnan, Sid Marie Rose, meşhur bu Lübnan İç Savaşı sırasında falangit milislerce sırf Filistin yanlısı olduğu için katledilen aktivist, aynı zamanda Sağır Dilsiz Okulu'nun müdüresi olan kadın. Diyor ki orada Sid Marie Rose, Sid Marie Rose'un ağzından Ethel Adnan aktarıyor. Bu aslında kurgu değil, Sid Marie Rose. Belge roman belki denebilir. Kötülük aptallıkla kıskançlığın alaşımıdır. Orada kimse kendi yazgısıyla meşgul olmaz. Hükmedilip yıkılması gereken hep başkalarının yazgısıdır. Zulümle taban tabana zıt olduğundan gerçek siyasal mecraya burada yer yoktur. Bizim yöneticilerimiz oturarak yaşar ve iktidara gelince koltuklarında öyle bir deri salgılarlar ki sonunda koltuk ve vücut birbirinden ayrılmaz olur. Özgürlüğün, o da varsa eğer, otomobil markalarında seçim yapmaktan ibaret olduğu bir toplumda adalet kavramı var olabilir mi? Bunun sonucunda da soykırım kaçınılmaz değil midir diye sorar Sid Marie Rose. Evet, şimdi hemen İlkay Özgür Alpli sonrasında biz kendi aramızda kim önce kim sonra filan diye biraz böyle konuştuk. Hülya Dinçer ve en son olarak da Nesrin Uçarlar söz alacaklar. Neler konuşulacak? Affetmek, bağışlamak, özür dilemek, siyasal bağışlamak, politik af ve politik özür dilemek, genel af, özel af, onarıcı adalet, hukuki af düzenlemeleri, politik bir enstrüman olarak af, modern siyasetle af ilişkisi, yas tutmak, geçmişle yüzleşmek, yaşamı savunmak, belki de oyun bozanlık, direniş imkanlarını çeşitli veçeleriyle kavramsal ya da öznel olarak tarihsel süreçler içinde düşünmek, geçmişle hesaplaşma ve toplumsal barışın inşasının kesiştiği yerde af pratiklerinin durduğu yer ve bu pratiklerin hangi işlevi yerine getirdiği ya da getiriyor mu sorusunu tartışmak gibi böyle yoğun bir gündemimiz var diyelim. Ne kadarını tartışabiliriz bilemiyoruz elbette. Çok kısaca burada olmayan yazarlarımızın çok kısaca içeriklerinden söz etmek istiyorum. Sevilay Çelenk
Bağışlamanın Kederi ya da Bağışlamayı Bağışlatmak isimli yazısında esas olarak bağışlama imkanını, bağışlamanın paradoksunu ya da açmazı olarak karşılaştığımız yönlerini birlikte düşünmeye çalışıyor. Ali Çakmak, kötülük bağışlamak kadar güçlüdür isimli yazısında şöyle sesleniyor okura. Bağışlamak için sadece kalbi kıran hatıralarla yaşanmayacağını bilmek yetmez. Kalbi kıran hatıralardan kaçılamayacağını, onlardan kaçmanın geçmişi silmek olduğunu da bilmek gerekir. Bağışlayan kişi aynı zamanda kötülüğe boyun eğdirmek zorundadır. Geçmişin parçalanmış imgesini bütünleştirmek, sadece orada parlayan umut anlarını fark etmekle mümkündür. Öyleyse tarihin aldatıcı dehlizlerinde, uyduruk geçitlerinde kaybolmamak, fısıltı hırslarına kapılmamak için hep tekrar edilecektir Yankelevich'in sözleri. Bağışlama kötülük kadar güçlüdür. Ama kötülük de bağışlama kadar güçlüdür. Fatma Gül Berktay başka bir yere getiriyor meseleyi. Uzlaşma nasıl olabilir? Bağışlamadan Uzlaşmaya isimli yazısında dünyada birlikte yaşamayı öğrenmek ve hayata geçirmenin hiç kolay olmadığından tabii ki bunun söz açıyor. Bu açıdan anlamlı olabilecek iki kavramın bağışlama ve uzlaşma olduğunu söylüyor ve politik uzlaşmanın gereğini yerine getirmek açısından meşakkatli de olsa bir imkan olabileceğini, ne de olsa bütün fecaatlerine rağmen bu dünya için sorumluluk üstlenmek ve dünyada birlikte yaşamayı öğrenmek zorunda olduğumuzu belirtiyor. Tanıl Bora minicik yazısında helalleşmenin aslında tanımını yapıyor ve örnekler vererek bunun sıkıntılı bir şey olduğunu altını çiziyor. Umut Tümay Aslan biliyorsunuz daha önce Yaseyan Salonu'nda yaptığı konuşmanın gözden geçirilmiş halini benim sağ olsun isteğim üzerine kırmadı ve bir metne dönüştürdü. Hınç ve Umut meşhur Jean Amer'in. Anlatmaya ve dinlemeye sadakat Can Amer'in Hınç ve Umut. Suç ve Kefaret hepimizin aslında başucu kitabı elinin altında çoğumuzun diyeyim olan bir kitap bu meseleyi düşünenler açısından. Hınç ve Umut'un birbirine karşıt duygular olmayabileceğini, yıkıntılarla, enkazla dolu dünyada aramızdaki saatleri, yılları, hayaletleri dahil ederek birbirimize komşu olmaya, birbirimize dokunmaya devam ediyor oluşumuzu, birbirimize hep açık ve yaralanabilir oluşumuzu, bu duygunun, hıncın ve umudun olan oldu ya ve olabilecek olana itirazın birbiriyle dost olduğunu görebildiğimiz anlara borçluyuz. Diyor. Aslında belki de diyor. Cansu Murat, yani kitap şöyle aslında siyasetle başlıyor. Daha kavramsal tartışmalarla devam ediyor. Sonra hukuk affın daha kişisel boyutuna, sadece kolektif aftan da söz etmeyen bir iki yazı da var. Okuyanlar bilir. Hukuk boyutu sevgili Hülya Dinçerli Cansu Muratoğlu tarafından masaya yatırıldı diyelim. Cansu Hülya zaten söz edecek. Cansu demokrasiye geçiş süreçlerinin tartışmalı ilişkisi, toplumsal barış, uzlaşma ve af düzenlemeleri faillerin sözde huzur adına sürekli bir huzursuzluk ve eşitsizlik hali içinde yaşamak durumunda bırakılan mağdurlarla birlikte sormak gerekir aslında diyor.
suçun inkarının en az geçmişteki suç kadar yıkıcı olduğu böylesi bir cezasızlık ortamında aslında kim neyi affedebilir? Işıl Çoklar, işte benim vesile olan aslında kitaba affetmek, affetmemek, intikam ve adalet başlıklı yazısında affetmenin kişiler arası ilişkiler bağlamında nasıl ortaya çıktığı, kişi içi ve kişiler arası süreçler bakımından ne olup bittiği, özellikle de affetmenin adaletsizlikten kaynaklanan rahatsızlık, öfke, intikam duygusu ve yitirilen gücü geri kazanma ile ilişkilerine odaklanıyor. Affetmenin daha çok psikoloji alanında nasıl tanımlandığı üzerinde duruyor. Nimet Altıntaş, biraz toparlayacağım, hızla geçip. Tek Tanrılı Dinler'de bağışlama. Hatice Çoban Keneş, ırkçılık boyutuyla ele alıyor. Ölüler adına konuşulabilir mi? Irkçılık, soykırım, özür ve bağışlama. Kayuş Çalıkman Gavrilov, benim çok ısrarım üzerine, sağ olsun Kayuş, çok tereddüt içindeydi, çok vazgeçti, masanın başına oturdu. En çok görüştüğüm kişiydi herhalde kendisi metin yazılırken. Onun için çok zordu. Pek çok şey üzerine düşünmek durumundaydı çünkü. Beni kırmadı. Sonuçta iyi bir metin çıktı tabii ki ortaya. Yasayan üzerinden, yani özellikle de onu istedim zaten kendisinden. Silahdar bahçeleri, yıkıntılar arasında ve tanıklıkları üzerinden bir metin kalemi aldı. Unutmak zor, affetmek kolay mı ya da barışmak? Şöyle müsaade ederseniz bir alıntı yapacağım ondan. 24 Nisan günü İstanbul'da Ermeni aydınlarının toplatılmasıyla başlayan süreç, bir halkın katledilmesi, varlığına son verme iradesiyle sonuçlanacaktı. Zabel Yeseyan o günden sonra 1915 felaketi konusunda tek kelime yazmadı. Ancak uzun yıllar tanıklıkları topladı, başkalarının tanıklıklarını derledi, yazıya aktardı. Bunların en önemlileri bir halkın ecel anı. Kendisini Hristiyan olarak tanıtıp bir Alman subayının tercümanlığını yapan Hayk Toraya'nın 1915 felaket tanıklığıdır. Bir diğeri ise ünlü fedai Ermeni direnişçi Büyük Murat'ın tanıklığıdır. Bu tanıklık daha sonra Murat'ın Yolculuğu adıyla kitap halinde yayınlanmıştır. Zabel Yeseyan bu tanıklıkları kaleme alırken yazar kimliğini bir kenara koyup sadece bir katip gibi davranmış, edebi bir kaygı gütmeden her şey olduğu gibi en yalın haliyle aktarmıştır. Daha sonra topladığı tanıklıkları tercüme etmiş ve büyük bir arşiv kurmuştur, sükut içinde. Sibel Kır, o da metnini o kadar çok silip silip çöpe atıp baştan yazdı ki ve sonuçta bu metin çıktı. Çok kişisel bir metin Sibel'inki de, öyle demek lazım. Yani kitabın en kişisel metinlerinden birisi. Karin Karakaşlı'ya özür mektubu, aslında kendi yüzleşmesine aktarıyor gibi anlatıyor ya da Sibel Kır. Karin Karakaşlı'nın edebi metinleri üzerinden felaket tanıklığını, yası nasıl anladığını anlatıyor bize diyelim. Ve son olarak sevgili Sare Öztürk aramızda, o da tabii olmazsa olmazdı iklim adaleti meselesi. İklim adaletine affetmek üzerinden bakmak, yaşamı savunmaktan inatla vazgeçmemekte. Kimin, kimi, hangi koşullarda
ve nasıl affedeceği sorularının temelinde affetmenin mümkün olup olmadığını iklim ve doğanın affetme kavramı ile ilişkisi çerçevesinde tartışıyor. Ben tabii minnettarım bütün yazarlara, sizin huzurunuzda bir kez daha şükran duyuyorum. Çok kısa bir sürede aslında gerçekten böyle bir şey çıktı ortaya. Benim bu arkadaşımdır da, ay Allah, adı aklıma gelmedi tabii, heyecanlandım böyle bir kayıt. Şey ya, Özgür Sevgi'nin bu Cogito'nun utanç sayısı çıktıktan sonra çok iyi bir söyleşi var. Feridelerin yaptığı Çatlak Zemin'de, onu da okudum gelmeden önce. Gerçekten kitap beni çok huzursuz etti aslında. Kalan duygum bu oldu. Yani birlikte bir huzursuzluğu paylaşmak, bir rahatsızlığı paylaşmak gibi düşündüm. Metinleri tekrar tekrar okurken ve Özgür de çok benzer şeyi söylüyor söyleşisinde. Burada da aslında belki bunu yapacağız, bunu yapmaya devam edeceğiz. Huzursuzluğu elden bırakmadan, huzursuzluktan nasıl vazgeçmeden bir şeyleri becerebiliriz. Kendimizi sağaltmakla da başa çıkabiliriz. Bunu yapabilir miyiz ya da? Yani o huzursuzluk etrafında toplanıp gibi. Tabii İlkay'a sözü bırakacağım. Senden biraz kim olduğundan da söz edeyim mi? Yapıyoruz değil mi öyle bir şey Mehtap Hanım? Bir saniye. Her şey karıştı sırasına göre. Ben beni oradan tanıtacaksanız. Seni buradan. Bence hiç tanıtmayın. Hoş olsun. Ha. Yo. Evet. Yo. Niye bu saatte? Ha. Tamammış. Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü lisansı, yüksek lisansı İstanbul Bilgi Üniversitesi Felsefe ve Toplumsal Düşünce Programı'nda doktorası Mimar Sinan Güzel Sanatlar Sosyoloji Bölümü, cinsiyet çalışmaları, queer teori, etik teoriler ve gündelik hayatın finansallaşması alanlarında çalışmaları var. Meriç Kükrer'le birlikte Nika yayınlarından çıktı arkadaşlar. Öneririz. Çok sağlam bir kitap, derleme, Enkaz ve Parıltı, Akraba da bir kitap, Affetmenin Politikasına. Walter Benjamin'de Disiplinler Arası Bir Soruşturma kitabının editörlüğünü yaptı. Aynı zamanda Susan Stryker ve Stephen Whittle'ın editörlüğünü yaptığı başımıza dert olan Trans Çalışmaları çevirmeni, 1000 sayfalık bir kitap çünkü sözü edilen, onun çevirdi. 2022 yılında Şirin Tekeli Araştırma Teşvik Ödülünü almaya hak kazandı. Vira Verita dergisi, e-derginin editörü, yayın kurulu üyesi ve birlikte çalışıyoruz herhalde. Sosyoloji bölümü. Buyurunuz. Bitti. Bitti. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Öncelikle şey söyleyeyim, birazdan muhtemelen sesim titreyecek. Ölmeyeceğim, bayılmayacağım. Sıkıntı yok. Yani bu şekilde devam edebiliyorum. Önce onu söyleyerek başlayayım. Ben biraz ben ne yazdım? Başlığımı unuttum. Sen kimsin? Affetmenin etik imkanlılığı üzerine aslında benim yazımın başlığı. Biraz metnin sonundan başlayacağım. Çünkü yani metnin sonu aslında bugün benim ilk başta başlamamın sebebi olan şey sanıyorum. Çünkü ne yapıyorum? Ben biraz daha teoriden bahsediyorum. Yani affetmenin etik imkanlılığını teori üzerinden, özellikle de Judith Butler'a sığınarak yapmaya çalışıyorum bunu. Sonunda da diyorum ki yani en nihayetinde bunlar bir teori. Teori olduğu kadar da bir imkan.
Ama yani umarım bu şöyle anlaşılmıyordur. Yani işte teori önemsizdir ya da tam tersi bir yerden işte daha had bilmez bir yerden tam bir reçetedir falan dediğim düşünülmesin. Aksine yani benim teoriye bakışım en azından hani politika yaparken kullandığımız bir alet kutusu var ve o alet kutusundaki aletlerden sadece bir tanesi. Şimdi ben bu aleti kullanmayı önemsiyorum. Çünkü yani bir başka yaşam tahayyülümüzün giderek köreldiğini hissediyorum. Yani dolayısıyla o tahayyülü bilememiz gerektiğini düşünüyorum. Hani belki imkanlara işaret etmek doğrudan onu gerçekleştirmeyebilir ama giderek böyle daha fazla sadece direnmeye, sadece hayır demeye, sadece yaşamda kalmaya sıkıştırıldığımız bir alana düşürüldüğümüzü düşünüyorum ve aslında heybemizde reaksiyondan daha fazlası olabileceğini hatırlatmak, böyle bir umuda işaret etmek önemli benim için. Bu tabii ki diğerlerini bırakalım demek değil, hayır demeyi ya da direnmeyi bırakalım demek değil. Şimdi affetmek üzerinden de aslında hani okumaya ve yazmaya başladığımda benzer bir sıkışmışlık hissettim. Nereye sıkıştırıldığımızı düşündüm. Affedilebilecek olana sıkıştırıldığımızı düşünmüştüm orada da. O yüzden hani ben affetmekten işte hocamın da kullandığı Griswold'un analizinden yola çıkarak o aktarmaya çalıştığım koşullarında aslında o da affedilebilecek olana çekmeye çalışıyorum biraz. Yani nihayetinde affetmek gerçekleşir ya da gerçekleşmez ama sorumluluğun çoğu affedilecek olanda. Yani onun kendini affedilebilir kılmasında. Dolayısıyla mesela yani nasıl affedeceğizden ziyade birilerinin ben nasıl affedileceğim diye sorması gerektiğini düşünüyorum. Ve işte bu affedilebilecek olanlar belki de affedemediklerimiz oldukları için ağzımıza bile almak istemiyoruz onların isimlerini ama bu şekilde de yani ortak yaşamın tüm sorumluluğu o affedebilecek olanın omuzlarına yüklenmiş oluyor. Yorulmadık mı? Yani yorulmadınız mı bundan? Çünkü yani en basit haliyle şöyle düşünelim. Eğer hani affetmek taraflar arası, kim bu taraflar? Yaralayan ve yaralanan arası mevcut ilişkinin değişmesi. Sorumuz dolayısıyla burada ben bu yarayla ne yapacağım değil. Yani yaramı zaten bana bırak. Ben bir zahmet onu nasıl hatırlayacağım, nasıl unutacağım o benim işim olsun. Ama sorumuz beni yaralayanla ne yapacağım? Hatta belki de yaraladığımla ne yapacağım perspektifi değiştirirsek. Çünkü yani bu süreci başlatacak olan da sürdürebilecek olan da o. Neydi yani benim metinde de saydığım o sorumluluklar? Bir, yani yaraya sebep olduğu o geçmiş eylemin sorumluluğu onda zaten. İki, bu eylemin öyle yani basit bir hasar raporu şeklinde değil, gerçek bir yüzleşme, hakiki bir bilme ile reddetme sorumluluğu yine onda. Üç, bunu bir daha yapmama sözü verme ve bu sözü tutabileceğini gösterme sorumluluğu da onda. Yani bütünüyle suça indirgenemeyeceği bir değişimin tüm sorumluluğu onda. Yani bu tabii böyle bu değişim hani ben bambaşka biri oldum gibi bir değişim değil şüphesiz. Öyle olsaydı ne olurdu? Kendini suçundan muaf tutmuş olurdu. Yani o suçu işleyen özne tamamen ortadan kalkmış olurdu. O zaman zaten ben kimi affedeceğim? Dolayısıyla bu bahsettiğim değişim hani o suçu işleyen benim ama benim başka potansiyellerim var ve bu potansiyelleri açığa çıkarmak istiyorum. Değişimimin sorumluluğunu alabilirim demek anlamına geliyor biraz. Yani hani sen bana sen kimsin diye sorduğunda benim bu soruya bir cevap verebilme yeteneğim var. İşte sorumluluk dediğimiz, responsibility dediğimiz. Yani sen o bilmemeyi, o tedirgin bilmeyi, yani işte kendini ve işte yine beni bütünüyle bilmeme alçak gönüllülüğünü gösterdiğinde, yani bana sen kim olabilirsin diye sorduğunda ben buna bir cevap verebilirim demek. Yani tabii bu alçak gönüllülük böyle bir nezaket gibi değil. Affedebilmenin koşulu bir bakıma benim anlayışımda en azından. Çünkü ancak bir bilmeme söz konusuysa ortada biz sen kimsin diye sorabiliyoruz. Sonrasında da affedebilecek olan kişi işte sadece bana yaptığın için değil, yani mensubu olduğum bu toplumdaki hiçbir bene, ben apostrof e şeklinde böyle bir şey yapmaman gerektiği için
ben işte öfkemden ya da intikam arzumdan vazgeçeceğim. Yani onu yeniden değerlendireceğim. Dolayısıyla burada cezayı dışarıda bırakmak diye bir şey yok benim gördüğüm kadarıyla en azından. Çünkü bırakmıyor, her iki tarafta suçu kabul ediyor. Yani bu alçak gönüllülük dolayısıyla bu bilmeme, tedirgin bilme, o eşiğin kenarına çıkma, politika yapmanın imkanı, affedilebilecek olanın o yani çalması gereken affedebileceğin ise aralayacağı bir kapı aslında. Şimdi bu kapı ne için aralanacak? Sanıyorum en zor olan kısmı bu. Yani birlikte yaşam için hani biz olmaya gerek kalmadan, kimsenin birbirine benzemesine gerek kalmadan birlikte bir arada yaşayabilir miyiz aslında bir yerde soru. Sen kimsin sorusu dolayısıyla bu birlikte yaşam için ya da ben buna bir aradalık demeyi tercih ediyorum. Bu yani sen kimsin sorusu dolayısıyla bu bir aradalık için bir ufuk oldu bana. Çünkü ben burada herhangi bir ütopyadan falan bahsetmiyorum. Öyle bir şeyin olduğuna da inanmıyorum ama bir aradalıkta bir aradalık var ya hani o arada yani o birin arada olabilmesi, var olabilmesi daha imkanlı, daha olanaklı geliyor bana. Yani birin arada olabilmesi için en az iki gerekiyor ve aynı zamanda arada olmak demek ne o olmak ne de bu olmak zorunda olmamak anlamına geliyor. Arada bir şekilde bir olarak kalabilirsin. Şimdi bu ara dolayısıyla öyle herkesin kapılarını kapatarak ya da ezberlerine yüklenerek açılabilecek bir ara değil. O yüzden aslında hani sen kimsin sorusu benim için önemli ve metinde de alıntıladığım bir cümleyi burada tekrar etmek istiyorum. Caverero'nun, doğru mu okuyorum emin değilim, bir cümlesi. Biz her zaman olumlu, siz olası bir müttefik, onlar hasmın yüzü, ben münasebetsiz ve sen ise şüphesiz lüzumsuz olandır. Şimdi aslında kimlik politikalarına yönelttiği bir eleştiri ya da benim anladığım haliyle kimliği mutlaklaştırılmasına yönelttiği bir eleştiri. Çünkü yani bizi, sizi, onları ezberden söylediğimizde sen lüzumsuz oluyorsun tabii onların içerisinde herhangi birisin. Ama dahası bize baktığımızda biz de bir ittifak ya da bir dostluk falan değil de bir fan club'a dönüşüyor. İşte tamamen aynılıktan, yankı odalarından oluşan, işte en ufak bir eleştirinin linç olduğu ya da cancel'landığı bir biz politikasında şeyin an meselesi yani o bizim için bizim içindeki güçlülerin çıkarlarını korumaya yönelmesi an meselesi oluyor bu politika söz konusu olduğunda. Dolayısıyla senin lüzumlu kılınması gerektiğini düşünüyorum. Yani sen kimsin diye sormak dolayısıyla bir yerde aynı zamanda da o toplum özne ikiliğini kırmak ve yani sorumluluğu alacak olanın, eyleyecek olanın özne olduğunu hatırlamak bir bakıma. Çünkü yani o ikiyi bırakıp araya musallat olalım diyorum. Yani ne katı bir determinizm ne de mutlak bir özellik. Yani işte katı determinizm ne toplum tarafından belirleniriz. Bunun da başka bir çıkışı yoktur. Her şeyin suçlusu toplum. Güzel. Nasıl değişecek? İşte şöyle şöyle değişecek. Kim değiştirecek toplumu? Diğer uca gidelim. Özne özerktir. İşte toplum tarafından koşullandırılmaz. Yani işte hepimiz küçük tanrılarız ya da işte süper kahramanlarız. İşte ya da böyle duyguları olmayan saf bir akılız. Yo değiliz, bedenliyiz, kusurluyuz. Özne dediğimiz kusurludur, yaralanabilirdir. Yani yüklemi olmadan özne olmaz. Tabi olmak zorundadır ama bu tabiyetin koşullarını her zaman yeniden biçimlendirme kusuruna sahiptir. Yani kusurun güzelliğine bakar mısınız? Bir normu aynen tekrarlamama gibi bir kusuru vardır öznenin. Çünkü norm dediğimiz şey de kusurludur. O da insan yapımıdır. Bir kere öyle ol denilince oldu ve bitti diyebileceğimiz bir şey değildir. Sürekli tekrarlanması zorunludur. Ve sürekli tekrarlandığı için aslında bize böyle mutlakmış ve değiştirilemezmiş gibi görünür. Ama kusurlu olan her şey değişebilir. Özne de, norm da. Dolayısıyla yani öznenin bu değişim imkanını haiz olduğunu biliyorsak, ona sorumluluğunu, değişimin
ancak onun cevap verebilme kapasitesiyle başlayabileceğini hatırlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani onun konuşması gerektiğini düşünüyorum. Biz kimizden sen kimsine geçmek, yani affetmeyi etik olarak imkanlı kılmak, soruna maruz kalanın dışında, yarayı alanın dışında, bizzat yarayı verenin, yaralayanın kendisinin, yaralayanın kendisi içinde aralanabilir bir kapı olduğunu hatırlatılması gerektiğini düşünüyorum. Gerisi o affedilebilecek olana kalmış. Artık ister kapıyı yüzüne çarpar, ister kapı aralığında konuşmaya başlar. Ona o karar verecek. Diyorum ve bitiriyorum. Tanıtım yapacağım. O Hülya'da Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiriyor. Sonra Paris bir Pantheon Sorbonne'da kamu hukuku yüksek lisansı. Doktora Galatasaray Üniversitesi'nde geçiş dönemi adaleti. Ağır insan hakları ihlalleri ve hakikati bilme hakkı üzerine çalışıyor. 2011-17 yılları arasında Marmara Hukuk Fakültesi, Marmara Üniversitesi Hukuk'ta çalışıyor. Buenos Aires Üniversitesi'nde konuk araştırmacı olarak bulunuyor. Geçiş dönemi adaleti, cezasızlık politikaları, otoriteryanizm ve hukuk üzerine çalışmaları var Hülya Dinçer'in. Halen Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü'ne bağlı araştırmacı olarak çalışıyor ve MEF Üniversitesi'nde ders veriyor. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederek başlayayım. Hem sevgili Feryal'e hem kitaba katkı sunan diğer tüm yazarlara bu tartışmaya çok farklı perspektiflerden sundukları katkılar için ve size de çok teşekkürler geldiğiniz için. Ben biraz konuyu hukuk alanına çekeceğim. Feryal bahsetti biraz. Hukuki af düzenlemelerinin aslında politik işlevine ilişkin bir aslında kurumsal bağışlamanın, devletin af yetkisinin politik işlevi nedir sorusu ve bu af dediğimiz, affetme yetkisi dediğimiz şeyin yol açtığı adalet yıkımı nedir mağdurlar açısından, şiddetin mağduru olmuş olanlar bakımından ve daha geniş olarak da bunun nasıl bir siyasi işlevi var? Hukuk burada nasıl bir kaldıraç görevi görüyor, nasıl bir enstrüman görevi görüyor? Biraz bu sorgulamadan yola çıktım. Ve aslında ilk olarak şunu görünce şu çok şaşırtıcı geliyor insana. Af yetkisi neredeyse yani siyasi iktidarın tarihi kadar eski. İlk yasalardan itibaren neredeyse bütün de bugün de bütün çağdaş hukuk sistemlerinde anayasalarda devlete tanınmış neredeyse mutlaka yakın bir af yetkisi var. Bu egemene tanınan yetki aslında ona tabi olanların yaşamları ve bedenleri üzerinde bir tasarruf yetkisi aynı zamanda. Tıpkı cezalandırma gibi. Ricoeur burada sık sık atıf yapıyorum yazıda. Tanrısal bir hakkın bugüne uzantısı olduğunu söylüyor, öyle görüyor. Ancak çünkü affetmek kadiri mutlak olan birinin yani bu anlamıyla bireyler arasında değil ama kurumsal olarak ya da tepeden bir edimle cezaları ortadan kaldırmak, suçu ortadan kaldırmak için bir tür mutlaklık atfedilen bir iktidar söz konusu. Ama aslında modern ceza hukukunda ceza hukukunu belirleyen temel bir ilke var. Suçta ve cezada kanunilik ilkesi. Yani bir suç işlediğinizde kanunda onun için öngörülmüş olan cezanın uygulanacağı varsayımı üzerine inşa edilmiş durumda ve bu cezanın da caydırıcı olması gerektiği varsayımı üzerine inşa edilmiş durumda. Ama af düzenlemeleri bu yasanın öngördüğü cezayı kaldırarak bunu ilga ederek bu ilkeyi aşındırıyor bir yandan. Ve tabii bu yüzden de ve başkaca sebeplerle de af yetkisine tarih boyunca çok güçlü itirazlar ileri sürülüyor. Hatta yani en güçlü itiraz diyebileceğimiz bizim de bugün neredeyse sürekli Türkiye'de gündeme gelen ve infial yaratan af düzenlemeleri karşısında ilk sorduğumuz soru bu aslında. Kant'ın daha 18. yüzyıldan dile getirdiği bir itiraz. Bir toplumun üyelerine karşı ya da kişilere karşı işlenmiş olan suçları o kişi dışında ya da o toplumun üyeleri dışında bir başka irade ya da bir başka
otorite nasıl affedebilir? Devlet bu yetkiyi nasıl kullanabilir? Bu itirazlar, bütün bu etik, ahlaki, işte hukuki itirazlara rağmen affetme yetkisinin hiç neredeyse aşınmadan bugüne, yüzyılları aşarak bugüne gelmiş olması insanı biraz şaşırtıyor. Çünkü çok temelde aslında adaletle temel bir çatışması var bu devletin af yetkisinin. Aslında burada şunu görüyoruz, bütün bu af düzenlemeleri, birazdan Türkiye'den de örnekler vereceğim. Aslında affın böyle bir hani muktedirlerin genelde ileri sürdüğü gibi böyle bir gaddar, kıyıcı bir ceza adalet sisteminin aşırılıklarını törpülemek gibi bir işlevi yok. Esasında ceza adaletini kurmak gibi bir işlevi yok. Affın işlevi tümüyle aslında siyasi iktidara bir meşruiyet devşirmek, onu tahkim etme arzusuyla ilişkili. Burada aslında biraz daha kolektif af düzenlemelerine baktığımızda sevgili Cansu'nun da geçiş dönemi süreçlerindeki af politikaları ile ilgili yazısına da burada referans vererek burada yine Ricoeur'e atıfla hafıza ile unutuş arasında, amnesti ile amnezi arasında bir ses ve anlam benzerliğini işaret ediyor ve aslında bir gizli bir anlaşma olduğunu söylüyor. Gerçekten de genel af uygulamalarına baktığımızda örneğin işte Güney Afrika Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu deneyiminde çoğunlukla afların aslında mağdurlardan unutmayı, kendi adalet taleplerinden vazgeçmelerini beklediğini görüyoruz. Bu anlamda bir gerçekten de bir politik affın politik işlevine dair önemli bir şey söylüyor amnezi ile amnesti arasındaki bu ses ve anlam benzerliği. Ve aslında bu şekilde bir uzlaşı ideali, bir toplumsal uzlaşı, ulusal birlik, varsayımsal bir uzlaşma ideali karşısında mağdurlardan adalet arayışlarından feragat etmeleri istendiğinde çok güçlü bir aslında öfke de açığa çıkıyor. Güney Afrika her ne kadar çok atıf verilen ve model olarak gösterilen bir örnek olsa da burada mesela aslında aftan yararlanan failler hiçbir şekilde hayatlarında bir şey değişmeksizin farklı kamusal pozisyonlarına geri dönebiliyorlar ama mağdurlar bugün mesela hala daha o kendi onarılma arzularını hala ısrarla dile getiriyorlar. Hem uğradıkları suçların yol açtığı zararların tazminini ve bugün apartheid mağdurları hiç olmadığı kadar yoksul, en sömürülen kesim, eşitsizlik içinde yaşamaya mahkum edilmiş bir kesim. Benzer örnekler farklı coğrafyalardan da verilebilir. Latin Amerika'da benzer örnekler var. Ama bazı coğrafyalarda toplumsal mücadele ceza adaletini af karşısında daha galip gelmesine yol açıyor. Af bu yönüyle yani hem bir yandan verilmiş bir yargı kararını hükümsüz kılıyor hem de işte kurbanların sözünü, iradesini ve haklı adalet arzusunu tek taraflı bir edimle feshediyor. Ve bu açıdan aslında hukuk düzeninde bir kara delik açtığını söyleyebiliriz af uygulamalarının. Özellikle de sadece cezaları değil, bir eylemi suç olmaktan çıkaran aflar, bunlara genel af deniliyor. Aslında bu suçların hakikatinin de ortaya çıkmasını bir neredeyse bir yani bir sessizlik sözleşmesiyle de imkansız kılıyor. Bu yüzden bu yaşamı bağışlama, ona son verme kudreti olarak tarif ediyor bir hukukçu Austin Sarat. Bir istisna aslında hukukun işleyişini askıya alan bir istisna oluşturduğunu söylüyor af uygulamalarının tıpkı olağanüstü hal gibi. Bu yüzden de hukukun sınır bölgesinde, hukukun sınır alanında olan bir yetki olarak tarif ediyor. Buradan Türkiye'ye biraz bakmak istiyorum çok sözü uzatmadan. Türkiye'de bu yetkiye sahip olan organ meclis ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı'nın çok tartışmalı bir affetme yetkisi var. Hastalık, yaşlılık, sakatlık nedeniyle. Bu yetkinin tartışması sürekli, yetkinin kullanılmasına ilişkin kamuoyunda tekrar tekrar gündeme geliyor. Siz de takip etmişsinizdir. Hizbullah üyelerinin, Madımak katliam faillerinin affedilmesi ama diğer yandan hasta mahpusların böyle bir düşman, bir infaz rejimine
maruz bırakılması neredeyse, vedalaşma haklarının, huzurlu ölüm haklarının ellerinden alınması ve bu yetki gerçekten de sınırsız af yetkisi ve bunun üzerinde bir kamusal denetim yok. Ne bu yetkinin ne zaman, nasıl, kim için kullanılacağına ilişkin bir hesap sorma imkanı var, ne de hukuk böyle bir, yani ne toplumsal olarak, evet bunu soruyoruz zaman zaman, ama hukuk çerçevesinde böyle bir buna meydan okuyacak bir denetim yok. Burada affetme yetkisinin aslında modern öncesi dönemde olduğu gibi bugün de neredeyse sınırsız bir yetki. Meclisin yetkisi de böyle, Cumhurbaşkanı'nın yetkisi de böyle, bir egemenlik yetkisi olarak hala yurttaşların ve yani insanların üzerinde, bedenlerin, yaşamların üzerinde bir tahakküm yetkisi olarak varlığını sürdürüyor ve aslında af düzenlemelerine baktığımızda tüm hukuki işlemler gibi aslında bunu kimi dışladığı, kimi içerdiği, kimleri istisna kıldığı, kimleri dahil ettiği üzerinden görebiliyoruz affın politik işlevini. Yani hangi suçlardan af esirgeniyor, hangi suçlara cömertçe veriliyor af diye baktığımızda, Türkiye'den çok kısa birkaç örnek vereceğim eğer vaktim varsa. Bir kere devlete yönelik suçların, yani siyasi suçların çok büyük, işte terörle bağlantılı suçların af düzenlemelerinin kapsamı dışında bırakıldığını görüyoruz. Bu politik bir tercih elbette. Türkiye tarihinde en tartışmalı, toplumsal infial uyandıran aflardan biri Rahşan Affı olarak anılan 2000'de tam da hayata dönüş operasyonu sonrasında F tiplerinde yükselten itirazları bastırmak için ve 30 mahpusun ölümüyle sonuçlanan bu operasyonun sonrasında ilan edilmişti ve orada da aslında toplumsal bütünleşme hep söylemiyle bu tür aflar yürürlüğe koyuluyor ve aslında burada da amaç ağır bir katliama yeni imza atmış bir siyasi iktidarın aslında bir meşruiyet, toplumsal meşruiyetini güçlendirme amacıydı. Cumhuriyet tarihinde çok her 10 yılda neredeyse bir af karşımıza çıkıyor ama ben daha yakın tarihli ve son dönemin birkaç af düzenlemesinden bahsedeceğim. Bunlara yöneltilen eleştirilerden ve tam da aslında affın politik işlevini çok çıplak bir şekilde ortaya koyan düzenlemeler bunlar. 2020 yılında Covid-19 pandemisi döneminde bir infaz indirimi yasası gündeme geldi. Bu arada tabii ki bu düzenlemelerin büyük çoğunluğu af ismiyle yürürlüğe girmiyor. Bunlar infaz indirimi, işte şartlı salıverme gibi. Daha aslında buradaki politik amacı perdeleyen ve sanki bir af düzenlemesi değilmiş gibi topluma yansıtan isimlerle çıkarılıyor. Bu düzenlemede yine biraz önce bahsettiğim gibi mesela terör suçları, amaç burada Covid-19 pandemisi yarattığı aslında ölümcül riski ortadan kaldırmakken burada mesela yine terör suçlarından hüküm giyen mahkumlar bu düzenlemenin kapsamı dışında bırakıldı. Tutuklular yine kapsam dışı bırakıldı. Ve kimin kapsamı alındığına baktığımızda aslında çok çarpıcı bir şey vardı. MHP'nin 2018'den beri aslında sürekli olarak bu af düzenlemesini gündeme getirmesi, gündeme getirirken kullandığı söylem min belirleyici olduğunu gördük ve mafya örgütü liderleri, Alaaddin Çakıcı serbest bırakıldı mesela, Kürşat Yılmaz serbest bırakıldı bu infaz düzenlemesiyle ve yine pek çok mesela iş cinayetinin, işte Çorlu, Ankara tren kazaları gibi maden faciaları ve polisin eylemiyle hayatını kaybeden işte Ali İsmail Korkmaz, Dilek Doğan gibi bunların katillerin de çok kısa bir zamanda özgürlüğüne kavuşturacak bir düzenleme olduğu ortaya çıktı. Özellikle kadın örgütlerinin, LGBT artı örgütlerinin ısrarla karşı çıktığı kadın cinayetleri ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet faillerinin de izin adı altında serbest bırakılmasına izin veren bir düzenlemeydi bu. Yani buraya baktığımızda aslında yine kimin hayatının esirgendiği, kimin ise Covid-19 gibi bir risk karşısında, yani bir salgın risk karşısında ölüme terk edildiğinde baktığımızda aslında affın bir düşmanlık siyasetinin, bir nefret siyasetinin enstrümanı olarak kullanıldığını görüyoruz. Diğer yandan da belirli
fail grupları içinde bir cezasızlık aslında aygıtı olarak işlediğini görüyoruz. Ve tabii ki hasta mahpustur yine sunumun başında bahsettiğim infaz düzenlemelerinin, af düzenlemelerinin aslında yine bir düşmanlık siyasetinin aracı olarak kullanıldığı bir alan. Türkiye'nin en yakıcı insan hakları sorunlarından biri. Aslında bir ölüme terk etme aracı olarak da işliyor. Çünkü %90'ın üzerinde engelli olmasına rağmen Adli Tıp Kurumu'nun cezaevinde kalabilir raporu verdiği için affedilmeyen, çünkü bu Adli Tıp Kurumu'nun raporu belirleyici bu af, Cumhurbaşkanı affı bakımından da. Dolayısıyla aslında Türkiye'den böyle birkaç bir örneğe baktığımızda affın politik işlevinin her zaman, her daim aslında ister toplumsal kucaklaşma gibi bir amaçla, ister geçmiş dönemin siyasi elitlerine dokunulmazlık sağlamak amacıyla olsun, isterse cezaevinde rejim düşmanlarına yer açmak için cezaevlerini boşaltmak gibi bir amaçla gündeme gelsin, aslında siyasi iktidarın ajandasına göre işleyen, bir yanında fazladan ekstra bir cezalandırmaya belirli gruplar için, kimileri içinse ama cezasızlığa yol açan bir politik işlevi olduğunu görüyoruz. Yani ve son olarak şunu söyleyebilirim. Her ne kadar düşündüğümüzde bu böyle bir çok arkaik bir egemenlik imtiyazı gibi gelse de bugün modern siyasetin tam da kalbinde yer alan bir alan. Ve her gün, her an işte en son 2020 infaz düzenlemesinde de gördüğümüz gibi bizim yaşamlarımızı da, özellikle kadınların yaşamlarını, şiddete karşı kırılgan grupların yaşamlarını da aslında ölüm riski karşısında, ölüm tehdidi karşısında sürekli kırılgan kılmaya devam eden bir tasa egemenlik yetkisi olarak karşımıza çıkıyor. Burada bırakayım ben. Sonra belki devam edebiliriz. Teşekkür ederim. Evet, sevgili Nesrin Çağlar. Lund Üniversitesi mi? Evet. Siyaset bilimi bölümünden doktora derecesini aldı. Çeşitli üniversitelerde siyaset felsefesi, milliyetçilik ve geçiş dönemi adaleti üzerine dersler verdi. Son dönemde geçmişle yüzleşme ve ırkçılık konularında çalışmaları vardır. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Tabii kitaba davet edildiğim için de çok teşekkür ederim. Davet ettiğinizde, ettiğinde Feryal beni, demiştim ki ben 2015 yılında bir çalışma yaptım. Ve o çalışmada siyasal bağışlama adı altında bu konuyu tartıştım. Özellikle de 90'lardaki devlet terörü mağdurlarıyla yaptığım görüşmeler bağlamında. Ve fakat hem o çalışmayı yaparken duyduğum bir rahatsızlık vardı, hem de yayından sonra bu konuyu çalışmaya devam ettikçe aslında orada bir hata yaptığımı düşündüğümü söyledim ve bu konuda kendime eleştirmeme izin verirse ancak bu makaleyi yazabileceğim ve makaleyi de buna hasretmek istediğimi söyledim. O da sağ olsun tamam dedi. Ve aslında böylece ben de bir tür af dilemiş oldum diyeyim mağdurlardan, daha muhataplarından o zaman. Ama kısaca, bu arada ne kadar dakikam var, ne kadar uzadı onu bileyim. Biraz daha o saat zaten... Hemen toparlamaya çalışayım. Çok sınırlı kalmış. Yani o zaman aslında 2015'ten bahsediyorum. Tam da Öcalan'ın helalleşme çağrısını yaptığı zamandı. O yüzden barış süreci, çözüm süreci adı altında neyse devam ediyordu. Ve bu sorunun bir sanki bir manası, politik bir karşılığı var gibi gelmişti açıkçası bana. Ve aynı zamanda geçiş dönemi adaleti literatürü bunu çok fazla tartışıyordu. Hala da tartışılıyor tabii ama dünya örnekleri vardı işte ve Türkiye'deki durum ne? Türkiye'de aslında political forgiveness diye sürekli işte literatürde yer alan siyasal bağışlama olarak Türkçe'ye çevirdiğimiz şeyin Türkiye'de karşılığı ne olabilirdi? Kürtler özelinde karşılığı ne olabilirdi? O yüzden akademik bir merak, politik bir ihtiyaçtı bence böyle bir çalışma yapmak. Zaten amacım oydu çalışma yaparken. Ve fakat dediğim gibi orada şunu fark ettim. Yani helalleşme kelimesi, buna bağışlama. Bu arada kelimeler biraz benim bölümümde de önemli yer tutuyor. Bağışlama, bağışlamanın kökeni, affetme, affetmenin kökeni, helalleşme. Helalleşme ve bağışlamayı biraz aynı yere koyayım. Biraz daha
böyle bir karşılıksızlık, işte böyle bir nasıl diyeyim, lütfetme yani gibi bir durum var ve o sorduğumuz sorular, helalleşme ile ilgili sorular, genelde insanların cevapları çok ikircikliydi. Yani helal ederim ama şu olursa diyorlardı çoğunlukla, ya da bağışlarım ama şu olursa diyorlardı ve şu dedikleri şey aslında politik bir adaletti. Yani sadece hukuki değil, politik adalet ne demek istiyorum? Aslında Kürtlerle Türklerin eşit olduğu, parlamentoda ya da pek çok yönetim alanında eşit olduğu, özgür olduğu, bu bir böyle bir politik karşılığı vardı onlar için. Ve burada çoğu zaman da siyasi irade olarak Öcalan'ı adres gösteriyorlar. Yani Öcalan derse bağışlıyoruz, tamam ama diyorlardı mesela. Yani içimde affetmem hala gibi. Yani aslında şunu fark ettim. Ben bir kafa karışıklığına yol açmıştım insanlarla konuşurken. Yani helalleşme diyoruz, bağışlama diyoruz, affetme diyoruz. Ve yani aslında mağdurlara hiç sorulmaması gereken bir soruyu sorduğumu düşünmüştüm. Ve bunun üzerine düşünmeye devam ettim ama bir imkan çıkmadı bunu tekrar üzerine yazabileceğim. Aslında biraz Hülya'nın söylediği yerden alacak olursam, aslında ben Hülya'nın söylediğinin tam tersi bir şey söylüyor olacağım. Yani gibi görünüyor olacağım, ya da öyle söyleyeyim. Tabii ki senin çok kıymetli söylediklerini tersten bir yere taşımak için değil, onu eklemek için diyeyim daha doğrusu. Ben affetme yetkisinin devlette kalması gerektiğini düşünüyorum. Yani ama bunu özellikle politik, yani devlet kaynaklı, yani birazdan söyleyeceğim de hemen şimdi söyleyeyim. Ben bu bağışlama kelimesini kesinlikle kişisel, özel, vicdani, dini neyse oraya yerleştirmek. Affetme kelimesini ise politik af anlamında, yani amnesty anlamında ve dolayısıyla bunun çağrışımlarıyla birlikte ve cezasızlık olarak tarif etmek gerektiğini düşünüyorum. Yani geçmişte yüzleşme literatüründeki bu tartışmanın, bağışlama tartışmasının sürekli politik alana çekilmesi gerektiğini ve neden az önce söylediğimi tekrar edeyim, neden öyle diyorum, niçin bu yetki devlette kalmadı? Çünkü mağdurların üzerine böyle bir yük yüklenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu soruların muhatabı onlar olmamalı. Politik af yetkisi devlette olmalı, bunun ceremesini çekerek, yani iktidarlar diyelim, siyasi iktidar bir politik af kararı alacaksa bu kararı seçmenleriyle tartışır, gerekiyorsa tartışır, yani tartışmazsa da bunun diyelim ki neticesini alır. Bu bir politik konu olmalı. Mağdurlar, çünkü yani bunu neden söylüyorum? Biz böyle kişiler arası bir kabahatten, bir hatadan bahsetmiyoruz. Biz devletin sponsoru olduğu, devlet kaynaklı, kolektif şiddetten bahsediyoruz. Bunun failleri bireysel kabahatler ve özürler, hatalarda olduğu gibi affedilebilir değildir. Yani bu tamamen kişisel, özel alanlarda kalması gereken bir şey. Mağdurlara o yüzden böyle bir yük yüklememek gerektiğini düşünüyorum. Yani özetle aslında bağışlama muazzam bir meleke, Arendt'in dediği gibi, ya da imkansız bir ihtimal, Derrida'nın dediği gibi. Ama bu kabahatler ve kusurlar, hatalar bağlamında kişisel ve özel alana konu olması gereken bir mesele. Suçlar ve ihlaller bağlamında ya da kamusal ve politik alanda tartışmamız gereken şey bağışlama değil, politik af ve cezasızlık, adı bu olmalı. Neden adı benim için çok önemli bir tartışma? Çünkü ben tüm politik tartışmaları kuşatan adlandırma meselesinin tam da hakikatin tanınması, kabul edilmesi ve adıyla çağrılması bakımından geçmişle yüzleşme mücadelesinin kalbinde yattığını düşünüyorum. Yani biz neye ne diyeceğimize karar verirken bir politik mücadele yürütüyoruz son kerede, değil mi? Erkek şiddeti diyoruz yani. Ya da neyse, ırkçılık diyoruz. Ya da yani bunda ısrar ediyoruz. O yüzden ben de bu kavramı kullanmakta ısrar ediyorum. Bu cezasızlık. Ve biz mesela hukukta, tabii ki Hülya çok daha iyi, bir bazı kamu davaları vardır, değil mi? İşte mağdur affetse devlet affetmeyebilir. Yani çok basit bir, diyelim, trafik kazası, özür dilerim, doğru örnekleri vermiyor olabilirim ama diyelim ki bir kamu davası haline gelmiş bir meselede mağdura bırakılmayan affetme yetkisini böylesine devlet kaynaklı bir kolektif suçta, şiddette nasıl mağdura bırakabiliyorsunuz? Bu en iyi ihtimalle politik sorumluluktan kaçınma
şey. Yani aslında devlette kalması gereken, sorumluluğu devlette olması gereken, hükümetlerde olması gereken bir politik fiili mağdurlara yönlendirerek aslında bundan kaçınmak. Bu dünyada da böyle olduğu için ve pek çok kişi zaten bu yüzden buna itiraz ediyor. Yani bir uzlaşma, barış ya da bazen şöyle itiraz ediliyor. Ceza vermek o kadar zor ki, mahkemeler o kadar masraflı süreçler ki, hangi birini yargılayacaksın, hangi faili çıkaracaksın, oturtacaksın da yargılayacaksın gibi. Yani bu bahaneler bana işte tam da bu sorumluluktan kaçınma şeyleri gibi geliyor. Ama tabii bundan da ötesi var. Yani aslında tek mesele nasıl diyeyim, bir sorumluluktan kaçma meselesi değil tabii ki. Yani bağışlama mefhumu geçiş dönemi adalet araçlarından demin söylediğimiz gibi cezalandırıcı adalet mekanizmalarına başvurmanın imkansız, kifayetsiz, anlamsız, maliyetli olduğu gerekçesiyle onarıcı adalet mekanizmalarından biri olarak tartışılıyor. Ama tam da bu esnada büyük bir muğlaklığa kavuşturuluyor. Ve bu muğlaklık aslında nasıl diyelim, kendisinden en yüksek seviyede yararlanılmasına imkan veriyor bağışlama mefhumunun. Bu muğlaklığı aşmak amacıyla bağışlamanın özel alandaki tezahürlerine, mağdurun veya failin tekil denebilecek sayıda olduğu, hatta suçun değil yanlışın, hatanın söz konusu olduğu durumlara başvurmaktan uzak durmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden felsefi tartışmalara da biraz açıkçası biraz mesafeli duruyorum. Çünkü gerçekten ya da o felsefi tartışmayı mutlak surette kişide, yani bunu hep altını çizmemiz gerektiğini düşünüyorum. Biz burada suçlardan değil, kabahatlerden, hatalardan ya da kişiler arası, gerçi siz bunu yaptınız, ben, sen ilişkisinde, ama geçmişle yüzleşme bağlamında bazen bir bakıyorsunuz bir makale okurken, ki benim de yaptığım işte bir hata bu diyelim. Yani geçmişle yüzleşme üzerine tartışırken birden bağışlamanın işte Derrida'yla, Arendt'le birlikte, Arendt'in o bağışlamayı teşvik ettiğini düşündüğümüz bölümlerinden faydalanma gibi bir hataya düşüyoruz. Oysa ki Arendt hemen arkasından, bütün bu uzun bağışlama bölümünün hemen arkasından şunu ekler: radikal kötülük diye bir şey vardır. Bu radikal kötülük asla bağışlanamaz bir şeydir. Bunu defalarca altını çizer. O ancak kıyamet günü hesaplaşılacak bir şeydir. Arendt bile aslında politik alanın dışına attığı bir şey olarak tarif eder. Biz yani Arendt'in bu ekini asıl olarak almalıyız geçmişle yüzleşme tartışmasında, bunu söylemek istiyorum. Çok uzatmamak istiyorum dolayısıyla, yani aslında çok şey vardı. Biraz hızlıca notlarıma bakmama izin verin ve kısaltmama, evet çok kısa tutayım gerçekten. Çünkü bence hani burada söylediğim şeylerin bir kısmı zaten bildiğiniz şeyler diye düşünüyorum, ama bu yazıyı yazarken benim faydalandığım, en çok faydalandığım iki çalışma vardı. Onlardan bahsetmek isterim. Çünkü neden mağdurlara bırakılmamalı bağışlama konusuyla ilgili güzel bir örnek veriyordu. Bir tanesi ikisi de Kolombiya'dan aslında. Kolombiya'daki tezahürlerinden yola çıkıyor bağışlamanın. Bir tanesi aslında diyor ki bu kişiselleştirilmiş bir öz disiplin eylemine dönüşüyor. Yani mağdurlar aslında bağışlama yetkisi verilmiş vatandaşlar olarak, aslında Foucault'un demin de sen aslında affetme yetkisinin o hükümranda olduğunu söylerken sanırım şeyde altını tekrar çizmiş oluyoruz. Foucault'un zaten kim ölecek, kim yaşayacak, kim ne kadar yaşayacak, kim affedilecek, tam da bu işte egemenlik şeyi. Aslında bunu ve Foucault'un gene dediği şey disipliner yönetimlerle bunun, uzattım ve parantezi kapatamıyorum şu anda. yani bu disiplin aslında mağdurlara bağışlama yetkisini vererek işlediğini, bir öz disiplin yöntemi olarak çalıştığını söylüyor. Yani hükümran artık bu yetkiyi mağdurlara, vatandaşlara veriyor, ama vatandaş kendi kendine aslında bağışlamam gerekir ya da bu yetkiyi devlet adına benim kullanmam gerekir gibi bir öz disipline olma sürecinden geçiyor diyor. Kolombiya'daki bir başka örneği de vermek isterim. Bunu da hatta okumak isterim. Çünkü özetlemeye çalışmam okumamdan daha uzun zaman olabilir. Okumak daha kolay olacak. Mağdurlara bahşedilen gücün
acıyı ve ölümü devletle müzakere etmek için kullanılabilecek para birimleri haline getirdiğini söylüyor bu çalışma. Çünkü kimin mağdur, neyin mağduriyet olarak adlandırılmayı hak ettiğine karar vermeye devam eden sonuçta devlet oluyor. Dolayısıyla mağdurların kırılgan vatandaşlara dönüştüğünü anlatıyor. Ve 10 yıl önce tüm evlerin böyle derme çatma ahşap yapılardan ibaret olduğu bir bölge üzerine bu çalışma. Bu bölgede temel kamu hizmetleri yok. Seçmen kütüğünün nüfusunun %50'den fazlası boş. Ve böyle bir yerde en temel altyapısal, politik demeliyiz, ekonomik pek çok hizmet dururken bu barış sürecinde birden psikososyal hizmetlerde bir aşırı artış yaşanmaya başlıyor. Çünkü bunu da aslında yazar kamu hizmetlerinin duygulanım hizmetleriyle ikame edilmesi olarak tarif ediyor. Yani ortada pek çok yas, bağışlama, acı sürecini anlama, bu süreçlere eşlik etme, destek olma, halk toplantıları gibi işte tam da onarıcı adalet mekanizmalarının araçlarının kullanıldığını ve yani vatandaş olmanın temel hizmetlerini talep etmesi beklenen insanların bunlar yerine ya da politik olarak hesap sorması gereken insanların bunlar yerine bir psikolojik, psikososyolojik baloncuğun içinde vatandaş haline getirdiğini, daha doğrusu işte kırılgan vatandaşlara dönüştürüldüğünü söylüyor. Ve daha ilginci, daha önce devletin ya da milletin neyse gözüne görünmeyen o mağdurlar birden acı yoluyla var olmaya başlıyor ve vatandaşlık elde etmeye başlıyor. Şikayetlerin, itirazların, iddiaların, taleplerin, devletle vatandaş arasındaki haklar, imtiyazlar, istisnalar şeklindeki ilişkileri düzenleyen hukuki formlara duygulanım kayıtları şeklinde işlendiğini söylüyor. Ve çoğu zaman da tabii Kolombiya bağlamında Hristiyanlığın merkezde olduğu bir vatandaşlık, duygulanım vatandaşlığı diyebiliriz bu da belki. Ve aslında bir de Zimbabwe'de bir çalışma var. O da ilginç. Gukurahundi katliamı mağdurları da İncil referanslarıyla baskı altına alınarak suçlu hissettirilerek bağışlamaya mecbur hissediyorlar kendilerini. Hatta daha önemlisi bağışlamadıkları takdirde katliamın arkasındaki nedenlerden biri olan kendilerine yönelik şüphenin devam etmesinden çekinerek bağışlıyorlar. Yani Türkiye örneğinde Kürtleri çok rahat verebiliriz, Ermenileri de. Yani daha ne istiyorsunuz yani? Biz işte politika yapıyoruz, işte yani bağışlama süreci, barış süreci başlattık, işte onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Artık hani bağışlayın. Ha, bağışlamazsanız bu sefer işte bu Kürtler zaten, işte bu Ermeniler böyle zaten gibi bir noktaya hemen gelebileceklerini düşündükleri için bağışlamak zorunda kalıyorlar. Yani dolayısıyla devletin ve kamuoyunun mağdurları bağışlamaya değil, failleri hakikatleri itiraf etmeye ve teslim etmeye çağırması için veya olası bir cezasızlığın ve politik affın gerekçelerinin, anlamlarının ve sonuçlarının tartışmaya açılması için çağrı yapmamız gerekiyor. Çünkü geçmişte yüzleşme literatüründe genellikle mağdurlara bir çağrı var. İşte bağışlamanın psikolojik olarak onlara da iyi geleceği. Bunu siz de baktınız. Yani ya da efendim işte hınçtan kurtulacağı falan. Yani niçin faillere itiraf etmenin onları rahatlatacağı söyleniyor. Yani muhtemelen o da rahatlatıcı bir şey değil mi psikolojik olarak? Yani bunun yerine ya da tabii ki itiraf karşılığı cezasızlık örnekleri var ama o itiraflar çok ne diyelim çok böyle sınırlı bir yerde tıkanıyor. O zincir başa kadar gitmiyor. Ya da bu böyle çok duygusal bir modda yapılıyor. Ya da Türkiye'deki bazı itirafları hatırlayın. Özellikle JITEM davaları döneminde televizyonlarda da izlediğimiz Ayhan Çark'ın şimdi işte neydi diğerleri? Abdullah Çatlı. Yeşim Yaprak Yıldız'ın ve bir meslektaşında hatta bununla ilgili bir makalesi var. Bu itirafların aslında birdenbire suçu silikleştirdiği, mağdurları görünmez kıldığı ve asıl hikayeyi bir kahramanlık hikayesine neredeyse dönüştürdüğü, devlet için, vatan için, şunun için, bunun için. Yani bu itiraflar aslında zaten cezasızlığın kapısını açan itiraflar oluyor ve çoğu zaman şunu fark ediyoruz, devlet kaynaklı
şiddetlerde zaten suç işlenirken cezasızlık garantisi beraberinde geliyor. Yani o cezasızlık sayesinde o suç işlenebiliyor zaten. Dolayısıyla cezadan muaf olması bu faillerin mağdurlara bırakılmaması gereken bir şey diye düşünüyorum. Yani devlet bununla ilgili politikasının duracaksa arkasında durmalı, hesabını vermeli, niçin politik af ilan ettiğini açıklamalı. Daha uzatmayayım, bir de politik özürle ilgili bir bölüm var ama bu şu an tam konumuz değil ama orada aslında imkansız bir özürden bahsettiğimizi, özrün değil bir beyanın beklendiğini. Yani mağdurlar özür beklemiyor. Yani içinde bir takım duygusal kelimeler olan çok üzgünüz, taziyeler, böyle şeyler beklemiyorlar. Bir beyan bekliyor. Hakikatin teslim edilmesi. Bu suçlar şu sebeplerle devlet tarafından şu şekilde işlendi. Ve bir daha olmayacak. Yani kusurlu bir özür değil, kusursuz bir vaat bekliyor bu beyanla birlikte mağdurlar. Bunu hatırlatmamız gerekiyor. Yani özetle bağışlamanın değil, politik affın mümkün olup olmadığı, cezasızlığın hangi şartlar altında makul olabileceği ve geçmişle yüzleşme bakımından, barış bakımından ne tür sonuçlar doğurabileceği konusunu tartışmalıyız. Ama şunu söylemediğimi söyleyerek bitirmek istiyorum. Yani bağışlamamayı savunmalıyız demiyorum. Bağışlama bizim konumuz değil, bunu söylüyorum. Mağdur bağışlar, bağışlamaz, bizi ilgilendirmez. Çünkü bağışlamamayı savunmak, bağışlamayı savunmakla aynı şeydir. Bizim işimiz değil. Biz politik affı konuşmalıyız. Politik affın hangi şartlar altında, neye bedel olarak mümkün olup olamayacağını ve politik anlamını, hukuki anlamını, toplumsal anlamını konuşmalıyız. Teşekkür ederim.